Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Düşüncehane. Bugün nasılsınız bakalım, ben yine her gün gibi çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte bir insana bir şey sor, bir insan hani İranlı, Amerikalı, İranlı, Amerika'da yaşayan bir Türk. Türk demeyeyim de yani İranlı, Türkçe konuşan, Amerika'da yaşayan biri. İsmi Yeşil Nasim. Bu karının çok psikopatça videolar var, beni psikopatlık hani elden bizim yapacağımız şey buna karşı psikopatlık elden gidiyor gibi bir şey. Çünkü buna karşı daha güzel bir şey yapamayız arkadaşlar. Karı çok deli bir şey. Bu aralar gördüğüm bir haberle kadın videoların telif aldığı için, kaldırıldığı için YouTube ekibini basmış. Nasim Adam'dı. Hayvansal gıdalara karşı çıkan 39 yaşındaki kadın videoları kaldırılınca şirketin merkezini bastı. YouTube ekibim basmış, 3 kişiyi yaralamış. Allah'tan hani etrafı silah sıkarken kimseye bir şey olmamış. En sonunda da kendi kafasına sıkmış silahla. Zaten babası önceden demiş. Şimdi karşınıza o videoyu getireceğim. Nasim Adam'ın babası polise başvurmuş, kızının şirkete çok kızgın olduğunu ve yanlış bir şey yapabileceğini söylemişti. Öyle de oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, videoda kız kendi kafasına sıkıyor. Kız sıkıyor derken yani hani gerçekten salak gibi her 3 kişi yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkmış yani. Adamın silahından çıkan mermiler 3 kişiyi yaraladı. Öfkeli kadın silahı kendi başına dayadı ve canına kıydı. Ben olsam herkesi yaralayıp kaçardım yani. Akıl var, mantık var. Neden kendi kafanı sıkıyorsun? Ve de bu kız, bu arkadaş şu an ölmüş. Şu an öldü arkadaşlar. Yani şu an hiçbir yerde yok. Bildiğiniz öldü mezarında. Of. Öpücükler içinde yatıyor. Cehennemde dayanıyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu kız et yeme karşı, hayvanları koruyor. Koruyor derken bilmiyorum artık koruyor mu? Sadece kendi yemek için, kendisi yemek için mi yapıyor bunu bilmiyorum ama hani et yemeye karşı vegan biri. Tarkan'ın da veganlığa davet ettiği bir video var hatta. Ne kadar garip bir insan, hala anlamış değilim. Vegan olur musun? Yok. Olmasan vurur ama seni. Vur bu akılsız başırmanlara taşlara vur sevabına. Bu kadar garip bir insan olur mu ya? Gitmiş Tarkan'ı veganlığa davet etmiş. Yoksa seni öldürürüm demiş. Arkadaşım diyor, öldürür oğlum bu kız psikopat, öldürür bu. Bundan onlar beklenir falan diyor. Yas. Arkadaşlar bayağı çılgın biri şu kız. Çılgın derken hani güzel anlamda değil, gerçekten. Bayağı değişik biri. Ne diyeyim? Türkleri usul bok kurabiyesi diye videosu var. Bugün size bok kurabiyesi öğreteceğim. Bence normal videosu bu, çünkü gerçekten bok kurabiyesi yapıyor. Ve de bu video benim midemi ayağa kaldıracak seviyede. Şimdi bu videoyu yaparken kimin mını alıp da yaptın? Onu merak ediyorum ki. Kesin kendisi yapıp bırakmıştır oraya. Çünkü adam Türkleri usul kurabiyesi nedir ya? Türkler kurabiyesi yiyor mu da? Şimdi bir şey demek istiyorum. Bir şey demek istiyorum ki Türkler bu kurabiyesi yemez. Arkadaşlar Türk gerçek ne yapıyor, kendisi yapıyor. Veganlara özel, yani ne diyeyim, et yemeyenlere özel bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar et yemeyenlere özel bir şey o. Yani onun için zaten vegan diyorlar. Yoksa vegan demezler. Arkadaşlar şu karının var ya fotoğrafı beni iç içe var ya bir korkutuyor. Dabbe 5'teki karı var ya, ondan bile daha çok korkutuyor. Yani ben bu karıyı görünce ne diyeyim ya. Karınız hangi insan kapak fotoğrafında bunu koyar ki? Bunu koyacak biri kesin kafadan özürlü olması lazım ki. Bu kızın da zaten öyleymiş.
İnsanları öldürmüş. Yani 3 kişiye sıkmış doğrusu, öldürmemiş. Öldürememiş doğrusu. Yerine geçen arkadaşlar sıkmış. Amerika'da Kaliforniya ilçesindeki YouTube şeyine, çalışanlarına. Kimseye Allah'tan bir şey olmamış ki. Gelini geçeni tanırmışlar hani, o mu o mu diye. Olay yerine gelen polisler bir süre saldırganın kim olduğunu tespit edemedi. Bu yüzden binadan çıkan herkes arandı. Çünkü karının yüzünü bile hatırlamıyorlarmış. Yani ben polis olsam karının yüzünü hatırlamak istemem. Korkudan adam karı oradadır ya, kaçar giderim oradan. Çünkü karının yüzü gerçekten rezalet bir şey. Gide fotoğrafını koyduğum gibi. Gerçekten korkuyorum bu karının yüzünü görünce. İnsanlar altına bir sürü saçma sapan küfürlü yorumlar bırakmış. Bir kişi gelmiş, adam akıllı yazmış ki karı öldü diye, arkasından laf yapamazsınız. O kardeşimizi alkışlıyorum. Gerçekten kötü bir şey demek istemiyorum, alkışlıyorum. Bir insan öldü diye arkasından laf yapamazdınız. Ben dostun altında psikolojim bozuldu lan diye yaptım. Adam da psikoloji bozdu ya diye yorum yapmış. Ne kadar komik değil mi? Evet arkadaşlar, bu videomda anlatmak istedim. Bir Yeşil Nasim diye bir tane çılgın 483 abonelik bir tane karı işte. Çılgın bir karı. Onu anlatmak istedim bugünkü videomda size. Çünkü gerçekten çok değişik bir karı. Ben bile görünce korkuyorum yani. O karıyı anlatmazsam olmaz dedim. Hemen bir prank kasmalıyım dedim. Ve de bugünkü videomuzda hepinize görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.